İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı bir hatırlayalım. Hareket yeteneği vermiştik. Duvarların dışına çıkamıyordu ama içerideki bütün objeler player için bir aşılamaz engel durumunda şu anda. Bu yiyecek, soda, çıkış kapısı ve iç duvarlar ve dış duvarlar. Halbuki biz onların bazılarını ayrı bir layer almıştık. Blocking layer daha önceki derslerde. O ancak şimdi lazım olacak. Onu bir şimdi hemen uygulayalım. Player'ın kendi script dosyasının içerisinde en yukarıya bir public değişken tanımlayacağız. Public layer mask, blocking layer. Bunu nerede kullanacağız? Biraz aşağıda move fonksiyonu içerisinde line cast yaptığımız yerde, yani player hareket ederken önünde ki gittiği istikamette bir raycast gönderdiğimizde, üçüncü parametre olarak eğer bir layer ismi söyleyecek olursak, o zaman bu hit işlemi, yani bu raycast işlemi sadece blocking layer'e sahip olan karşı objeler için geçerlidir. Blocking layer'e sahip olmayan objeler için raycast'in bir önemi yoktur. Yani Ctrl C ile kaydeder, Unity'ye döner. Player'ı seçersek, sağ tarafta en alttaki Player Script kısmına gelirsek, biraz önce eklemiş olduğumuz Blocking Layer burada gözüktü. Sadece bir seçim yapacağız. En alttaki Blocking Layer'ı seçiyoruz. Eğer şimdi Play butonuna basacak olursak ve hareket ettirecek olursak, dış duvarlar tamam, orada hareket edemiyor. Ama diğer objelere bakacak olursak, mesela bu sodaların üzerinden geçebiliyor şu anda. Çünkü onlar blocking layer'a ait değiller. Exit aynı şekilde. Ama onun dışındaki bütün iç duvarlar, dış duvarlar ve hatta şu enemy, bunların hepsi blocking layer'a ait. Onu bir göstereyim yalnız, hatırlamak için epey oldu çünkü. Mesela prefabs kısmından enemy'nin bir tanesini seçiyorum. Sağ üst köşeye bakarsanız o blocking layer'a ait. O yüzden player onun üzerinden geçemiyor ama Exit'i seçecek olursam, bakın onda layer olarak default seçili yani blocking layer seçili olmadığı için player onun üzerinden geçebiliyor. Bu şekilde bir ilaveyi yaptık. Şimdi tekrar script kısmından devam edelim. Şimdi yapacağımız işlem move fonksiyonu için bir işlem yapacağız. Move fonksiyonunda kolaylıkla geriye bir bool değişkeni döndürebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü move fonksiyonun en son kısmında burada hareket ettiğimiz istikamette eğer bize engel olacak bir hit objesi yok ise, bu if satırı onu gösteriyor. O zaman bir hareket kazandıracak başka fonksiyonu çalıştıran bir satırımız var. Demek ki burada hareket başarılı olmuş demektir. O halde buraya bir süslü parantez açarsak ve bu smooth movement'ın hemen altına return true dersek, bu şekilde geriye başarılı olduğuna dair bir bilgi göndermiş oluruz. Ve if satırı burada biter. Diğer durumda, yani eğer şu an bulunduğum yere kadar geldiyse işlem, o zaman karşımızda bir engel var demektir. Şu if kısmı atlamıştır. O yüzden şurada return false diyebiliriz. Bu bize ne sağlayacak? Move fonksiyonunu çağıran kimdi? Attempt move fonksiyonuydu. Bakın burada çağırıyor. Ama biz şimdi buna geriye dönüş için bir özellik verdik. O halde şöyle bir ilave yazabiliriz başına. Bool cinsinden can move, hareket edebilir mi, edemez mi manasında. Yani bir değişken eşitleyecek olursak, move fonksiyonu çalıştığı zaman eğer başarılı olduysa, yani hareket sağlandıysa, geriye true döneceği için can move o değeri sahip olur. Yok tersine, hareket başarısız olduysa, yani önümüzde bir engel varsa, o zaman da can move false olur. Yani burada artık hareketin başarılı olup olmadığını da şu alt satıra geldiğimizde tespit edebilecek durumdayız. Bunu ne için kullanacağız? Burada bir if ifadesi yazacağız. Eğer hareket edemediysek bir işlem yaptıracağız.
Bunun için ayrı bir fonksiyon kullanalım. Henüz yazmadığımız bir fonksiyon. On, can't, move. Anlamı hareket edemediğimiz zaman şeklinde düşünebiliriz. Yani hareket edemediğimiz zaman yapılacak işlemleri bu fonksiyon içerisinde kullanacağız. Ama bu fonksiyon şu anda biz şeydeyiz. Abstract Moving Object class'ın içerisindeyiz. Burada sadece bu fonksiyonun, onCan'tMove fonksiyonunun tanımlamasını yapacağız. Ama onun gerçekten içinin doldurulmasını aşağıdaki player script player class'ında yapacağız. Yani şurada. Çünkü biliyorsunuz player isimli class Moving Object üst class'ından türetilmiştir. Onun içerisinde aynı fonksiyon yazılabilir. Override yapılabilir. Onun için biz burada tanımlamasını yapalım önce. Şöyle diyelim tanımlaması için. Protected demek zorundayız. Yanına bir abstract kelimesi koyuyoruz. Void diyoruz. Geriye bir değer döndürmüyor. On, can't, move diyoruz. Buna birazdan parametre olarak da bir şeyler koyacağız. Ama şimdilik sadece bu kadar. Şimdi de biraz aşağı inelim. Bu fonksiyonun gerçekten yazılmasını yapalım player kısmında. Herhangi bir yere yapabiliriz. Şu araya gireceğim ben. Oraya şimdi yazacağız. Diyeceğiz ki aynı fonksiyonun ismini söyleyeceğiz. On can't move diye yazalım. Yine protected kelimesini kullanıyoruz. Ama bu sefer override yazıyoruz. Çünkü yukarıda sadece tanımlamasını yaptığımız fonksiyonu burada gerçekten yazıyoruz şimdi. Onun için override dedik. Yine fonksiyon ismini aynı şekilde yazıyoruz. On can't move. Herhangi bir şimdilik parametre almıyor ama birazdan aldıracağım ben ona. Basitten zora doğru gidiyoruz. İçine yazacağımız şey de şimdilik sadece ne olsun? Çok basitten başlayalım. Sadece debug ekranında bir yazı yazdıralım. Can't move diye bir yazı yazsın. Bu şekilde çalıştığını bir görelim. Böylelikle kademe kademe gitmiş oluruz. Ctrl-C ile kaydettim. Ve Unity'ye döndükten sonra play butonuna bastım. Konsolu açalım bu taraftan. Şu anda hiçbir şey yazmıyor konsolda. Hareket edemediğimiz zaman burada on can't move yazısını göreceğiz. Şimdi ekranda dolaşıyorum. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Engel yok şu anda. Diyelim ki şu ilk başladığımız noktaya geri dönmeye kalktığım zaman bakın burada hemen can't move yazısı çıktı. Çünkü sol tarafımızda gidemeyeceğimiz bir alan var. Onu tespit ettik ve can't move yazısını yazdırdık. Clear diyelim. Başka bir deneme yapalım. Bir de şu iç duvarları deneyelim. Mesela şu ortadaki için. Tam yanına kadar geldim. Bir kere daha şimdi sağa gidince o yazı çıkacak. Bastım sağ tuşa bakın. Can't move yazısı çıktı. Demek ki şu anda bizim player'ımız için bu hareket edebildiği alan içerisinde hareket edemediği bir objeyle karşılaştığı zaman yapılabilecek işlemler için bir alan belirledik. O da işte bu onCan'tMove fonksiyonun içerisi. Fakat bize burada ilk olarak yapacağımız iş olarak iç duvarları kullanacağız. Bir daha çalıştıralım. Benim bu derste özellikle yapmak istediğim şey şu iç duvarlar için bir işlem yapacağız. Bir iç duvarın yanına geldiğimiz zaman onun üzerine doğru gitmeye kalktığımızda birkaç şey yapacağız. Bir tanesi bu bizim player'ımızın kazma salladığı bir animasyon var. Onu oynatacağız. Onu sonradan yapacağım ama ondan önce bu iç duvarın üzerine gitmeye kalktığı zaman bu iç duvar ekrandan kaybolacak. Yani onu yıkıp yok etmiş olacak ve yoluna devam edebilecek. Onu yapacağız. Onu yapabilmemiz için karşımıza çıkan objenin ne olduğunu ayrı bir şekilde belirtebilmemiz lazım. Çünkü sadece iç duvar yok burada. Enemy var. Food var. Şu an yok ama soda var. Ve exit var. Bunları birbirinden ayırt edebilmesi lazım. Onun için bir takım işlemler yapacağız şimdi. Onu şu şekilde yapabiliriz. Şu anda mesela player'ın sürekli çalışan update fonksiyonun içerisinde en son satırda attempt move fonksiyonu burada gözüküyor. Ve bu fonksiyonun hatırlarsak bir kısmı abstract class'ın içerisinde bir kısmı da buradaydı. Buradaki kısmı şurada hemen aşağıda. Ve buradaki kısmının ilk bölümünde de abstract class'taki işlemler yaptırılıyor. Base abstract class'ı ifade ediyor.
Oradaki aynı isimdeki fonksiyonda gerekli işlemler yapıldıktan sonra buradaki işlem sadece sıranın player'a geldiğini gösteren değişkenin false yapılması. Biz şimdi şuradan da yukarıya kadar gideceğiz. İşte ben bu gidiş esnasında bir bilgi daha gönderebilirim. Mesela şöyle diyeceğim. Attempt move'u yani harekete kalkıştığımız ilk anda bir bilgi daha gönderebiliriz. O da mesela şöyle olabilir. Şu şekilde bir bilgi gönderebiliriz. Yani karşımıza çıkacak şey ancak duvar olduğu zaman işlem gerçekleşsin, istediğimiz şey olsun demek için bu şekilde bir bilgi gönderebiliriz. Ama bunun için bazı düzenlemeler yapmamız gerekecek. İlk olarak yapacağımız şey de henüz daha bakın bu wall da kırmızı renkte çünkü wall için bir tanımlama henüz yapmadık. Onu yapalım. Ondan sonra buradan tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Ctrl C ile kaydettim. Unity'ye döndüm. Scripts bölümüne geçtim. Bakın buradaki class yapılarımızda henüz iç duvarlar için bir script dosyası oluşturmadık. Onu hemen oluşturalım. Sabit ona tıklıyoruz. Create menüsünden yeni bir C# script istedim. Adını wall koydum. Bunun içerisinde herhangi bir değişiklik yapmayacağım şimdilik. Bu şekilde boş bırakacağım. Hatta şu hazır fonksiyonları bile silelim. Bizim için şu yeterli şimdilik. Ctrl C ile kaydettim. Tekrar player'e döndüm. Artık şurada attempt move çalıştırılırken bir bilgi olarak şu bilgiyi gönderebileceğiz. Bakın biraz önce kırmızıydı bunun rengi. Artık bu isimle bir script dosyası, bir komponent olacağı için burada bir problem gözükmüyor ama attempt move'un kendisinde bir problem gözüküyor. Çünkü attempt move'un en yukarıdaki tanımlamalarında bu şekilde ilave bir bilgi gönderileceğine dair bir tanımlama yok. Bunu yaptığımız zaman burası düzelecek. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Kalsın. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda attempt move'un ilk tanımlandığı yer burası. Orada şimdi düzenlemelerimizi yapacağız. Böylelikle o hatalı durum düzelecek ve çalışır hale gelecek. Şöyle yapıyoruz. Madem bir ekstra bilgi gönderiyoruz, bir komponent bilgisi, onu burada şu şekilde T diyerek tanımlayabiliyoruz. Yalnız bir ilave bilgi daha isteyecek bizden. O da bir alt satırda şurada şöyle bir anahtar kelimemiz var. Ver T üst üste iki nokta. Time değil yalnız. Bunun bir komponent olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu şekilde. Buradaki eksik işlemi hallettik. Şimdi bir de attempt move'un aşağıda player'daki tanımlaması var. Şurada override yaptığımız yerde. Orada da aynı şekilde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yani madem yanında beraber bir bilgi gidecek, burada da onun belirtilmesi lazım bu şekilde. Sonra bunun içerisinde ana class'taki attempt move çalıştırıldığına göre hepsinde aynı yere aynı şeyi koyuyorum. Ekstra bilgi bu şekilde gideceğine dair. Ve artık bakın burada attempt move fonksiyonu çağrılırken biraz önce hata veriyor idi. Rengi kırmızıydı. Bütün düzeltmeleri yaptığımız için şu anda normale döndü. Fakat şu anda sadece bir takım düzenlemeler yaptık. Bu wall bilgisi gerçekten diğer tarafa gittiği zaman ne yapılacak? Onu da tanımlamamız lazım. İşte o bilgiyi gene yukarıda Abstract Class'ta kullanacağız. Abstract Class'ta attempt move isimli fonksiyon burada. Biraz önce şu T'yi ilave etmiştik yanına. Ve o kendi içerisinde sadece bir kontrol yapıyordu. Hem bir hareket yaptırıyor. Zaten bu fonksiyonun maksadı o. Attempt move yani hareket ettirmek için kullandığımız bir fonksiyon. Hareket ettirmek için gerekli işlemleri move fonksiyonuna yaptırıyor. Başarılı olup olmadığına dair sonuç burada can move'a yükleniyor ve eğer hareket başarılı olmadıysa hareket başarılı olmadı. Yani hareket edemediğimiz durumda yapılacak işlemleri yazdığımız on can't move fonksiyonu hemen alttaki çalıştırılıyor idi. Şimdi buraya bir takım ilaveler yapacağız. Bir tanesi şu olacak. Bu move fonksiyonundan hemen önce oraya göndermek üzere bir raycast hit2d cinsinden hit isimli bir değişkeni daha şimdi buradan tanımlayacağız.
Onu move fonksiyonuna göndereceğiz. Move fonksiyonu ile beraber göndereceğiz ve diyeceğiz ki bunu bizim için hit isimli request hit 2D'nin içerisinde bilgileri yerleştir. Biz onu kullanacağız diyoruz. Out o manaya geliyor. Şimdi move fonksiyonunda değişiklik yaptığımıza göre move fonksiyonunun yanına gidiyoruz ve oraya diyoruz ki üçüncü parametre olarak ben sana out olarak request hit 2D cinsinden ve hit isimli bir değişken gönderiyorum. Sen kendi içerisindeki şu hit değerini benim verdiğim değeri kullan diyoruz. Burada bakın daha önceden yaptığımız için sonradan değeri kaybolup gidecek olan geçici bir request hit 2D tanımlayarak yapıyorduk. Artık parametre olarak geldiğine göre doğrudan onu kullanacağız. Onun için başındaki tanımlamayı sildim. Bu hit şuradaki hit de şu anda aynı oldu. Dolayısıyla move fonksiyonu içerisinde yaptığımız line cast değerinin bilgileri bu hit değeri vasıtasıyla şeye kadar geri gidecek tekrar. Attempt move'da ki şu hit değerine kadar geri gidecek. Bu bize ne sağlayacak? Burada tekrar o hit ile ilgili bir takım denetlemeler yapabileceğiz. Mesela diyeceğiz ki eğer diyeceğiz hit nokta transform null ise, yani bir karşımıza bir engel çıkmadıysa, o zaman artık alt satırlarda yapılacak başka bir işlem olmadığı için tam bu noktada çıkıyoruz bu fonksiyondan. Eğer alt satıra devam ettiysek karşımıza bir engel çıkmıştır. İşte şimdi o engelin duvar olup olmadığını denetleyeceğimiz yere geldik. Şöyle diyoruz. Bir alt satırdan yazalım şuraya. T cinsinden ismi biz verelim. Hit komponent, yani çarptığımız obje eşittir hit nokta transform nokta get komponent. Komponentini alacağız. Daha doğrusu biraz daha açıklayacağım şimdi. Get component T dedik ve aç kapı parantez dedik. Şimdi T'yi biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Aşağıda wall diyerek çağırmıştık. Ona tekrar bakalım. Şurada çağırırken T bu. Yani wall. Onu o şekilde aklımızda tutabiliriz. İşte burada yaptığımız şey şu satırda şöyle açıklayabiliriz. Hareket ederken çarptığımız objenin wall isimli bir komponenti var mı yok mu? Biliyorsunuz bizim wall isimli bir scriptimiz var. O script de biliyorsunuz bir komponenttir. Dolayısıyla o mesela iç duvarlar o wall scriptine sahip olacağı için öyle bir komponenti olacağı için burada hit komponent gerçekten bir değere sahip olacak alt satıra indiğimizde. Eğer olmuyorsa onu şuraya yazacağız. And ilave bir şart. Hit component null değilse, yani gerçekten de wall komponentine sahip bir obje ise hit component, o zaman hem hareket edemediğimizi hem de bir duvar yüzünden, iç duvar yüzünden hareket edemediğimizi anladığımız için olayı şimdi iç duvarlarla sınırlamış duruma geldik. Ctrl C ile kaydediyorum. Dönüyorum ve play butonuna bastım. Yine yazıyı kontrol edeceğiz. Biliyorsunuz biraz önceki denememizde her türlü obje engel oluyordu bize. Şimdi mesela yukarı doğru çıkıyorum. Bakın konsolda herhangi bir yazı gelmiyor artık. Hatırlarsanız can't move yazısı geliyordu. Diyelim ki exit'in üzerine gidelim. Ki onun üzerine çıkabiliyoruz. Şey deneyelim düşmana. Düşmanın üzerine gidiyorum. Yine bir şey yok. Ama bakın şu iç duvarın üzerine gittiğim zaman yapacak dedim, yapmadı. Demek ki bir hatamız var. Hemen ona bakalım. Zannedersem o şeyi mi silmiştim? Can't move'u. Hemen ona bakalım. Yukarıdaki şurada yazımız var. On can't move çalışacak. Buna bir bakalım. Evet, burada bir hatam yok. Sadece unuttuğum şey şu. Basit bir hata. Hem olayı da biraz daha aydınlatacak. Sprite kısmına, pardon, prefabs kısmına giriyoruz. Burada bizim iç duvarlarımız şunlar. Wall 1, Wall 2, Wall 3, Wall 8'e kadar. Bunları biz daha henüz o wall scriptini atamasını yapmadık. Yani onların daha şu anda henüz wall isimli bir komponentleri yok. Mesela bir tanesini seçelim. Şuradan wall 1'i seçtim.
Sağ tarafına bakıyoruz. Transform var, sprite renderleri var, box collider'ı var ama şu anda çok önemli olan o wall isimli komponenti henüz yok. Onu koyalım. Wall 1'i seçiyorum. Bir elim shift tuşuna basılıyken wall 8'e kadar hepsini birden seçtim. Bunların hepsi birden seçiliyken hepsini aynı anda wall isimli script'e atayabilmenin yolu yukarıdaki komponent kısmından scripts bölümüne gelip en alttaki wall'u seçmektir. Artık bunların her birini tek tek seçer kontrol ederseniz sağ tarafında bunların hepsinin wall script dosyasına sahip olduğunu görürsünüz. Şu anda o script dosyası aslında tamamen boş ama hiç olmazsa bizim player'ımızın çarptığı objenin böyle bir komponent olup olmadığını tespit ederek ayırt etmek maksadıyla kullandığımız bir şey. Şimdi deminki testi tekrar yapıyorum. Biraz sağa gittim, sola gittim. Konsol kısmında bir uyarı yazısı yok. Biraz yukarı gittim. İç duvarın üzerine doğru gidiyorum. Bakın hemen Kent Moon yazısı geldi. Yani şu anda olayı şeye indirgedik. Çarptığımız obje ancak duvar objesi ise çalışan bir onKentMove fonksiyonumuz var artık. Zor kısmı buydu. Şimdi sadece yapılacakları yazacağız. Yani onKentMove'da böyle bir debug log olmayacak da oraya gerçekten ne yaptırmak istiyorsak onları yaptıracağız. Mesela şöyle başlayalım. İkisini de yapabilirim. Yani önce bir kazma sallama animasyonu var. Duvarı yıkmak için. Onu yapabilirim. Veya duvarın ortadan kalkmasını yapabilirim. İkisi de sırası önemli değil. Önce ben şey yapayım. Kazma sallamayı yapayım. Daha mantıklı olur. Onun için şöyle yapacağız. Ctrl S ile kaydettim. Bir değişiklik yapmadım gerçi ama. Animasyonlara bir dönelim. Epey bir vakit geçti üstünden onun. Animatör kontrolörleri içine giriyorum. Burada Player'a çift tıkladım ve işte bizim player'ımızın iki tane animasyonu var. Bir tanesi yumruklarıyla vurduğu hit animasyonu, bir tanesi de kazmayla duvarı kazmaya çalıştığı chop animasyonu. Şimdi bunların transition, make transition komutunu uygulayarak idle durumdan vuruş yaptığı duruma ve tersine vuruş yaptığı durumdan tekrar idle'a geri dön diyor. Ayrıca aynı şekilde yine hareketsiz diyelim ona, hareketsiz durduğu durumdan kazmayı vurduğu animasyona ve oradan da tersine tekrar idle'a döndüğü bağlantıları yaptıktan sonra bize bir de parametre lazım olacak birer tane. Bir tanesi her ikisi de trigger cinsinden. Bir tanesi player chop. Bir tanesi de player hit. Yine o da trigger. Player hit. Şimdi bunları şu şekilde kullanacağız. Tanımlamaya başlıyoruz. Hareketsiz dururken vurma pozisyonuna geçeceği bağlantı şu. Onun üzerine tıklıyorsunuz. Rengi mavi oluyor. Sonra sağ tarafta onun birkaç ayarını değiştireceğiz. Bir tanesi bir sona ermesi için belli bir sürenin geçeceği özelliği kapatıyoruz. Settings'i açıyoruz. Transition Duration süresini sıfıra çekiyoruz. Yani player idle şurada oynayacak. Oynarken birden bir geçiş olmadan transition yani geçiş birbirlerine girişim yapmadan doğrudan doğruya player hit animasyonuna geçmesini istiyoruz. Bir de şart olarak biraz önce parametre olarak belirtmiştim. Burada onu seçiyoruz. Player hit. Yani player hit parametresi trigger yapıldığında player idle'dan player hit'e aniden geçecek. Geri dönüş için şeyi kaldırmıyoruz. Exit time'ı kaldırmıyoruz ve exit time için bir değerini veriyoruz. Transition duration yani geçiş süresini gene sıfır yapıyoruz. Bu kadar. Aynı şekilde tamamen aynısını player chop için yapacağım. Hareketsiz durumdan kazmayı salladığı duruma geçerken ki şey için transition için yani şunun için yine has exit time'ı kaldırıyoruz. Transition duration'ı sıfırlıyoruz. Şu aralarında keskin bir geçiş olsun diye. Condition'da bu da chop. Geri dönüşte de exit time'ı kaldırmıyoruz. Hatta exit time için bir değerini veriyoruz. Transition bakın şu anda iç içe geçmiş vaziyette. Onu sıfır yaparak
kaldırıyoruz. Aniden diğer animasyona geri dönmesi için. Burada da başka bir şey yok. Ayarları tamamladık buradaki. Tekrar script kısmına geri dönelim ve bu player script dosyasında bir animatör değişkeni tanımlayacağız. Nerede? Player'in kendi içerisinde, class player'in içerisinde şuraya bir yere yazabiliriz. Diyeceğiz ki private cinsinden animatör, kendi biliyorsunuz bir animatör komponenti var, onu bir göstereyim. Player seçiliyken sağ tarafta onun bakın şurada bir animatör isimli komponenti var. Buna erişebilmek için script kodun içerisinde onun cinsinden ama private olmak üzere bir değişken tanımlıyoruz. Bunun atamasını da start fonksiyonun içerisinde yapacağız. Yalnız tekrar etmem gerekiyor. Player fonksiyonu klası moving object ana klasından türetildiği için biliyorsunuz ana klasında start fonksiyonu var. Yazmış mıydık? Bakın burada onun da var. Dolayısıyla ikisinin birlikte çalışabilmesi için aynı kuralı onlara da uygulayacağız. Yani ne yazıyorduk? Önce protected yazıyoruz. Ana klastaki için virtual diyoruz. Bu şekilde. Sonra aşağıda alt klasta aynı start fonksiyonu için protected diyoruz. Override diyoruz. Void start diyoruz. Parantez içerisinde önce yapmak istediğim şeyi yapalım. Animatör eşittir get component hangi komponenti? Animatör komponenti. Onu elde ettikten sonra base class'ında aynı isimli fonksiyonunu çalıştırmamız gerekiyor. Yani start fonksiyonunu bu şekilde. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman animatör komponentine erişim sağlamış olduk. Demek ki animatörün istediğimiz animasyonunu oynatabiliriz artık. Tekrar on can't move'a geri döneceğiz. Şuradayız, evet. Daha önce sadece debug ekranına can't move yazısı yazdırıyorduk. Şimdi işi geliştiriyoruz biraz. Buraya diyeceğiz ki animatörün bir trigger'ını çalıştıracağız. Set trigger. Hangisi? Player chop. Yani kazmayı salladığı animasyonu çalıştırabilmemiz için böyle bir parametre tanımlamıştık. Onu tekrar göstereyim. Bakın şurada player chop isimli parametre trigger. Bu tetiklendiği zaman chop çalışacak. Onu burada kod tarafından yaptık. Eğer bir hatamız yok ise Ctrl-C ile kaydettim. Biraz şurayı açalım. Play butonuna bastım. Şimdi mesela iç duvarlardan bir tanesinin üstüne doğru geldim. Bakın sallıyor. Bu işlemi hallettik. Sol taraftaki şeye de bakarsanız animatör kontrolüre. Normalde player idle'dayken duvarın üzerine doğru gitmeye çalıştığında player çok çalışmaya başlıyor. Ama bunu sadece iç duvarlar için yapıyor. Bakın mesela şey için yapmıyor. Food için yapmıyor. Düşman için de şimdilik yapmıyor. Ama duvarlara herhangi bir açıdan yaklaştığınız zaman kazmayı sallıyor. Şimdi kazmayı sallayacak. Ama diyelim ki kazmayı 4 defa salladığı zaman o duvar ortadan kalkmalı. Onu yapacağız şimdi. Onu da şu şekilde halledeceğiz. Biraz önceki animatörün bir üstünde şöyle bir şey yazacağız. Duvar cinsinden hit wall diye ismi biz veriyoruz. Yani vurduğumuz duvar eşittir komponent. Yalnız burada bu şeyler içinde önce onu yazmamız lazım. Buraya çünkü komponent bilgisi henüz gelmiyor. Onu yapmadık. Onu yapalım. Ctrl-C ile kaydedelim. On can't move'a da aynı o ilave bilginin gönderilebilmesi için hani nasıl attend move çağırırken yanında bilgi olarak wall bilgisini gönderiyorsak o bilginin sonuçta dönüp dolaşıp on can't move'un içine de gelebilmesi için on can't move fonksiyonu tanımlamasında da ki şurada aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Yani mesela şöyle diyeceğiz. T'yi burada da koyuyoruz. Bilgi buradan geliyor. Ayrıca parametre olarak da yine T cinsinden komponent diyoruz. Komponent. Ayrıca alt satıra iniyoruz. Oraya yine anahtar kelimemiz var. T'nin bir komponent olduğunu burada da söylüyoruz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra
Aşağı iniyoruz çünkü aşağıda bunun override'ı var. Player'da. Şuraya geldik. Burada da aynı düzenlemeleri yapmamız lazım. Yani orada da ilave bilginin geldiğini göstermemiz lazım. Aynı şeyleri burada da yazacağız. Yani onCountMove'dan hemen sonra T'yi yazıyoruz. Parametre olarak içeride T küçük C ile başlamak üzere. Bu bir isim çünkü burada. Komponentin anahtar kelimesi değil. Bu şekilde buraya geldi. Şimdi burada diyoruz ki biraz önce yazıyordum. Wall cinsinden hit wall, yani vurduğumuz duvar, onu elde edeceğiz şimdi. Komponent, parametre olarak gelen komponent değeri as wall. Burada bir çevrim yapılıyor. Yani içeri şeyi cinsi belirli olmadan buraya gelen komponenti bu satırda wall daha özel bir biçimi olan wall şekline dönüştürülüyor ki şimdi onu bir fonksiyonu çalıştıracağız. Hit wall diyoruz. Henüz yazmadığımız bir fonksiyonu çalıştıracağız. Şöyle bir isim vereceğiz. Damage wall, yani o duvara zarar verilecek. Ona bir de parametre de vereceğiz. Wall damage isimli bir parametre. Onu da tanımlamadık daha. Önce onu tanımlayalım. Wall damage için class player'ın içerisinde 1 gibi bir değer verebiliriz. Integer olacak o. Yukarıda yazalım. Public class player'ın altında public olursa daha sonradan değiştirebiliriz. Daha önceden hiç public tanımlamadığımız için en üstte yazalım. Public integer neydi ismi? Wall damage. Wall damage eşittir 1 olsun. Ama istersek değiştiririz. O hata düzeldi. Yani geriye şey kaldı bir tek. Wall script'inde şöyle bir fonksiyon henüz yok. Onu yazacağız. Wall script kısmına geçtik. Orada o fonksiyonumuzu yazalım şimdi. Şu anda hiçbir fonksiyon yok zaten. Boş bırakmıştık onu. Şuraya yazalım. Public. Dışarıdan çağrılması gerektiği için public diye başladık. Geriye bir değer döndürmeyen damage wall isimli fonksiyonu burada yazıyoruz. Parantez içerisinde de o wall damage demiştik değil mi? Burada başka isim de verebiliriz. Integer loss dedik. Süslü parantezlerimizi açtık, kapattık. Yapacağımız işlem şu olacak burada. Birkaç işlem yapacağız. Bir kere 4 defa kazmayı vurduktan sonra duvarın yok olmasını sağlamak için yine burada ayrı bir public integer tanımlayalım. Mesela public integer hp eşittir 4 olsun. Sonra aşağıda fonksiyon içerisinde şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki hp her seferinde eksi eşittir loss olsun. Yani 1 olarak belirlemiştik ya diğer tarafta, player tarafında. Buraya bir değeri gelecek. HP burada her seferinde 1 eksiltilecek. HP'nin değeri 4 olduğunda ancak 4 sefer bu damage wall fonksiyonu çalıştırıldığı zaman 4. de HP 0'a düşer. İşte orada onun kontrolünü yapıyoruz bir alt satırda. Eğer HP'nin değeri 0 olduysa o zaman ne yapacağız? Game object kendisini deactivate edecek. Yani set aktif özelliğini false yapacağız. Ve ortadan kaybolacak. Eğer bir hatamız yok ise dönelim ve play butonuna basamıyoruz. Bir hatamız var. Bakalım neymiş. Player'da 31. satırda diyor. Hemen çıkalım oraya. 31. satırda onCountMove biliyorsunuz parametre alır hale getirmiştik ama ben şunu unutmuşum. Burada çağırırken parametresiz çağırıyor. Orada gerekli şeyi koymamız lazım içine. Koymamız gereken şey de bilgi olarak göndereceğimiz neydi? Hit komponentti. Zaten başka türlü nasıl bilecek? Eğer bu tabi duvar ise hit komponent burada koyduk. Ctrl C ile kaydettik. Clear diyoruz. Şu anda bir hata göstermiyor. Play butonuna bastım. Şimdi normalde o kazma diyorum ben ona hep. Onu şu anda hiçbir şekilde çıkarmıyor. Ama şu iç duvarlardan birinin üzerine gidersem 1, 2, 3, bir kere daha yaptım 4. Böylelikle önemli bir özelliği daha eklemiş olduk. İçerideki duvarları ama sadece iç duvarları bu şekilde yok edebiliyoruz. Ama
Yani bu sadece onlar için geçerli. Yiyeceklerin zaten üstünden geçebiliyoruz. Düşman için gerekli işlemi henüz yapmadık. Dış duvarlar bize engel oluyor. Exit için de henüz daha bir şey yapmadık. Ama bu derste yaptığımızda oldukça önemli bir konuydu. Özetleyerek bitireyim bu bölümü. Sadece karşısına çıkan, player'in karşısına çıkan objenin sadece iç duvar olduğu durumlarda, mesela şu anda olduğu gibi, 4 defa o kazma sallama animasyonunu yaptırdıktan sonra o duvar objesinin de deaktive edilmesini sağlamış olduk. Bir sonraki derste yine bu şekilde bir ilaveyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. O derste görüşünceye kadar hepinize iyi günler.